Evet, herkese merhabalar. Açık Beyin Çocuk Kampı 2022 Sapanca'dayız hep beraber. Mamçım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sağ olun, siz de iyisiniz. İyi, nasıl geçiyor kamp? Vallahi harika, hareket dolu, enerji, birçok bilgi öğreniyoruz çocuklarla beraber. Çok güzel geçiyor diyebiliriz. Vallahi kampımızın Fit Bey'in ana bilim dalı başkanı Mahmut Dağlan sağlıklıyla beraberiz. 58 çocuğumuzla beraber bir hayli yoğun zaman geçiriyoruz. Çok da hoş ve eğlenceli aktiviteler hala da devam ediyor. Biz de sevgili Mahmut'la beraber uzun süredir kamera karşısına geçmediğimizi fark ettik. Dedik ki hem bir sohbet edelim, hem biraz bu açık beyindeki hareket mevzu, başta ben olmak üzere biraz böyle pandemi döneminde geri kaldı gibi oldu. Evet. Azıcık bunu konuşalım istedik ama bize en çok ilham veren arkadaş da arkada duruyor. Evet. Arkada bir tane 1946 model galiba bir askeri kamyon var. Burada dekor amaçlı bulunuyor aslında. Gelip geçerken ona sıklıkla bakıyoruz. Mahmut dedi ki, ya dedi, hani hareketsiz kalmak konfor insanı çürütür diyordun hocam. Bak dedi, bu dura dura burada çürümüş, çılgı çıkmış falan. Biz de dedik bunun önünde biraz sohbet muhabbet edelim. Evet. Öncelikle nasıl gidiyor hayat Mahmut'cum? Valla süper gidiyor hocam. Kamp güzel, çocuklar iyi gidiyor, sağlıklıyız. Hatta ben de kamyonu ilk gördüm, aklıma şey geldi. Hani güzel bir söz vardır. Gemi limanda güvendedir ama altı paslanır. Yani hareketsiz kaldığımız için, bir yerlere kapandığımız için, bir de biz çocuklarla da bir arada olduğumuz için pandemi sonrası bazı çocuklarımızda mesela algılama ile ilgili, hareketle ilgili yine bazı belirtiler olduğunu gördük. Çok şükür biz bunları kampta büyük oranda teşvik ettik, açtık. Ama bu hep bizler için de geçerli. Aynen. Yani farkında olmadan hareketsizliğin bedenimizi bir şekilde kapladığını, bizi yönetmeye başladığını görüyoruz. Ki bunu nerede görüyoruz? Bir kan testi veriyoruz. LDL bize el sallıyor, kötü kolesterol diyor ki, ya kardeşim hiç yürümüyor musun? Ya da işte oradan bir enzim diyor ki, merhaba, hiç hareket etmiyor musun diyor. Bunun gibi farkındalıklar yaşıyoruz. Ben hazır size burada bu güzel ortamda böyle yakalamışken tekrar bir fabrika ayarlarımıza nasıl döneriz? Bir de bir süredir kanalımızda hareket kürsüsü sorumlusu olarak hareketle ilgili bir konuşmamız olmamıştı. Biraz da böyle bir hareketle ilgili izleyicilerimize bir ilham verelim istedim hocam. Vallahi doğru dedin, o özellikle yani şimdi kantarlı dedin ya, ben de yeni yaptırdım. Yani işin kitabını yazan adamın kantarlı iyi değil yani bu iki senedir özellikle. Tabii benimki biraz meslek hastalığıyla da ilgili. Sürekli çene çalışıyor ama çene çok yakmıyor maalesef. Hani biz onu harekete sayıyorduk. Çok fazla böyle hareketsiz durduğumuz zamanlar oldu. Ya mesela buraya geleli 3 gündür biraz da işte bu doğal ortamın gazıyla diyelim. Sabahları bir 2-3 kilometre yürüyüş yapıyorum her sabah. Yani gerçekten zihnim açıldı. Hani şu anda renkler falan eşli gözüküyor. Sadece bilmek, hani ben biliyorsun ikna etme tarafındayım ama yani ben de iknayım, anlatıyorum ama ikna olmak yetmiyor. Ya biraz böyle günlük rutinlerde falan filan bize şöyle acık hızlı işimize yarayacak tabii bir şeyler söylesen de. Harbi yapacağım yani. Bundan sonra hakikaten çok iyi geldi. Acık bir tüyo var da tabii şey ettirelim. Hem de izleyicilerimize de buradan güzel bir ilham olmuş olur. Şimdi biz kamyonla girdik bugün konuya. Şimdi vücudumuzun böyle paslanıp paslanmadığını anlamamız için biraz sonra vereceğimiz hareket önerilerine geçmeden bazı fit testler yapmalarını önereceğiz değerli izleyicilerimize. Mesela az önce biz de burada laf arasında yapıyorduk. Şu şekilde ayaklarımızı ayakta dururken ayak parmak ucuna dizlerimizi bükmeden değebiliyor muyuz? Bir. İşte yok elim burada kalıyor. Eğilemiyorum, ayağıma değmiyor. Nasıl, ya da şöyle mi değeceğim? Evet. Dizleri bükmeden değiyor mu aslında, ayak parmak ucuna doğru. İyisiniz hocam, sıkıntı yok. Onun dışında işte elleri arkada şu şekilde ne kadar yaklaştırabiliyoruz? Çenemizi bu şekilde çevirdiğimizde sağa ve sola eşit şekilde döndürebiliyor muyuz? İki kat merdiven çıktığınızda adınızı söyleyemeyecek hale geliyor musunuz? Bu çok önemli. İşte ikinci kata geldiniz. Bir adım falan böyle kaldıysanız bir orada da vücudumuzla bir yüzleşmemiz lazım. Yavaş yavaş işte bu güzel külüstüre. Ama bu arada antika hocam, güzel de gözüküyor. Ya tabii canım yani. Bunlar zaten canavardır aleti. Benim birader bunlara çok meraklı, oradan biliyorum. Bu arada geçenlerde ben 7. katta oturuyorum. Asansör bozulmuş. Elimde de torbalar var. Ne olacak, çıkarım dedim ya 7 kat. 4-5 kat hiç problem yok. 5. kattan sonra torbaları bırakıp oturdum yani. Öyle. Yani harbiden kendi apartmanıma hiç merdivenden çıkmamışım. Yani fitness'ımız bayağı evet, yerlerde yani. Evet, bir farkındalık olmuş gerçekten. Ama Açık Beyin ailesi olarak yani insanlığa eğer tüneldelerse, onlara ışığa gidiyorlarsa şey veriyoruz. Karanlığa giderlerse de şok veriyoruz. Yani herkes buradan nasibine düşeni alıyor, yoluna devam ediyor. Şimdi merdiven dedik. Bunun yanı sıra 4 ila 6 sokak yürürken yine 5. 6. sokağa geldiniz. O New York'ta böyle bloklar vardır işte gidersiniz gibi. İstanbul'da yine her yer böyle ara sokaklar falan. Yürürken sürekli tıkanıp dinlenme ihtiyacı hissediyorsanız
kalp dolaşım sistemi, solunum sistemi, bunlar bir alarm veriyordur. Bu testleri mutlaka uygulasınlar. Esneklik testi yaptık, solunum testi yaptık, dolaşım sistemimiz ne kadar iyi, bunlara bir baktık. Yani vücudumuz acaba enkazda mı dönüşüyor, yoksa vücudumuz hayat yolculuğuna zinde bir şekilde mi sürdürüyor? Buna göz atıyoruz. Bir de şunu fark etmek lazım herhalde. Yani oturduğun yerde aslında vücut öyle ani bir sinyal vermiyor. Azıcık böyle bir şey denediğinde ağrı, sızı, işte tıkanma, nefes nefese kalma, biraz onları galiba test etmek lazım. Test etmemiz çünkü lazım. Ya ben mesela otururken evde hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum normalde. Saatlerce oturuyorum ama işte mesela 4 saat hareketsiz oturmak bilmem kaç paket sigara kadar zararlı, evet, diyorlar. Ya o zararı hissetmiyorsun. Ama sonra işte 2 sene böyle hareketsiz kalıp üst üste çıkınca, birikince geliyor. Tamam. Bu söylediğinize bağlı olarak hocam, mesela bir öğrencim geldi, dedi ki ben sabah yataktan kalkarken tam yataktan kalkıyordum, fıtık oldum dedi. Sen sabah yataktan kalkarken fıtık olmadın. Senin belinde işte 1000 tane tel var diyelim, misal veriyorum. İşte bu teli her gün bir tane bir tane koparttın. 1000 gün sonunda tam o son telin kopacağı gün yataktan kalkacağın güne denk geldi. Ya da işte o poşeti kaldıracağın güne denk geldi. Aslında yaşadığımız tüm sakatlıklar, tüm sağlık sorunları birikimseldir. Birikir, birikir, aynen, birikir ve bir gün bir yerde ortaya çıkar. İşte insanın fabrika ayarları için hareket burada çok önemli. Biz diyoruz ki bozulmadıkça tamir gerekmez anlayışı çok yanlış. Bozulana kadar beklemeyin. Bozulmadan önce şu güzel makinenin bir işleyişini bir sağlayalım. Bak, güzel bir ben bir şey daha itiraf edeceğim. Pandemilik zamanları, bu arada senin o işte dik duruş egzersizleri falan, ben evde deniyordum. Ya sonra baktık ben bunları yapabiliyorum, tamam mı? Bir de böyle acil işler girdi devre. Evde olmanın konforu falan derken yarın yapacağım. Abi üstüne aylar geçmiş, seneler geçmiş ve şimdi mesela o gün yaptığım, o sopayla yaptığım egzersizleri şu anda zorlanıyorum. Çünkü yani vücut birikiyor, maalesef kötü, evet, oluyor. Bu erteleme hikayesini çok anlatmaya çalışıyoruz biz açık beyinde de. Özellikle hani kendime de, herkese de söylüyorum. Beden hareketleri konusunda erteleme çok tatlı bir şey. Yani böyle yatıyorsun, yuvarlanıyorsun. Benim oğlan diyor ki baba niye sürekli yatmıyoruz diyor mesela. Yani hakikaten insana tatlı geliyor ama sonrası çok acı. O yüzden yani her sabah mümkün olan belli bir rutinde muhakkak bir şeyler yapmak lazım. Ben o kanaate erdim. Evet. İnşallah bunu da bu vesileyle hem millete, evet, söylüyorum, tabii, ben tabii, alışayım, hem de sen bana hatırlatsın. Hocam onu kırmanın yöntemi de bir tanesi kendinize hareketi seven, sizi teşvik eden bir body edinmeniz. Bir yaren diyelim Türkçesiyle. Kendinize yol arkadaşı buluyorsunuz. Sürekli birbirinizi hatırlatmalı. Bu eşiniz olabilir, çok iyi bir arkadaşınız olabilir. Haftalık takvime bunu oturtmanız. İkincisi vücuda ölçüyoruz. Kilo, bel çevresi, duruş analizi, işte bir resminizi çekip ya da aynadaki görüntünüz. Bunun değiştiğini gördükçe de çok mutlu oluyorsunuz. İşte bol bol dopamin alıyorsunuz. Aferin sana. İşte kilo veriyorsun. Aferin sana. Bel çevren inceldi. Vücudu ölçmek de iyi olabilir ama sürekli değil. Mesela her gün tartıya çıkanlar tanıyorum. Tabii. Bu da değil. Haftalık. Ya işte iki haftada bir gibi. Bunun yanı sıra kendinizi, zaten elbiseleriniz size bir fikir verecek. Bu tarz böyle olumlu motive edicileri artırırsanız sizi yerinizden kaldıracak araçları edinebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi gelelim kritik soruya. Ne yapacağız? İfade hareketi şehirli insan nasıl yapabilir? Burada olsa burada çok kolay her yer. Canım, bak ben, burada hepimiz coştuk yani. Hatta ayakkabıları çıkarıp her gün burada en az 10 dakika oturuyorum ben. Böyle toprağa bir değiyorum. Özlemişiz toprağa değmeyi. Şimdi biz değerli takipçilerimize şunu öneriyoruz. Haftada 150 dakikanıza talibiz en az. Bu 150 dakikayı ikiye bölmenizi istiyoruz. Yarısı direnç egzersizleri. Kasların zorlanması lazım. Kaslar zorlanırsa bu zorlanmaya güçlenerek cevap verir ve ben vücudumu rahat taşıyabilirim. Sadece başımın ağırlığı 5,5-6 kilo. Başımı tutamadığım, taşıyamadığım şekilde öne kaçırdığımda buraya binen yük 27 kiloya çıkıyorsa benim bir düşünmem lazım. Demek ki bu kaslar içeriden korse gibi vücudumu sarıyor ve gövdemi hizalı tutup sürekli yer çekimine karşı koyuyor. İşte burada biz haftanın yarısını direnç egzersizlerine ayırıyoruz. Vücudun doğal kas korsesine yatırım yapıyoruz ki bizi sürekli aşağıya çeken yer çekimine vücudumuzu düz tutarak sağlıklı duruşla karşılık verebilelim. İkincisi, ki bunu diğer yapmazsak yarısı, da sabit kalamıyoruz. Gittikçe çöküyoruz yani, evet, aşağı doğru. Yer çekimi devamlı çünkü. Yer çekimi sürekli çek. Bir bakıyorsunuz ya dik dur, tamam duracağım diyor. 5 dakika geç hop yine buraya geri dönmüş. Çünkü kaslar yeterince bu direnci karşılayamıyor. Bizim Metehan seni görünce nasıl ama? Yani hemen Metehan dikiliyor. Aynen o şekilde yapıyoruz. İkincisi hocam, yarısını direnç egzersizi anlaştık herkesle. Diğer yarısında nabzı hızlandıran kardiyo egzersizleri. Kardiyo egzersizleri nedir? İşte bugün burada yaptığınız sizin yürüyüş, yatay dikey bisiklet, eliptik bisiklet, trambolinde zıplamak, ip atlamak, yüzmek. Nabzı hızlandıran kısacası her şey. Nabzı orta
dirençle bile zorlasanız bizim işimize geliyor. Yavaş koşu dediğimiz jogging denilen bir teknik var. Olduğunuz yerde hafif böyle hani futbolcular maça girmeden önce sahanın kenarına hafif koşar ya. Aynen o tempoda ya da Kemal Sunal postacı yürüyüşü gibi jogging tarzında da olabilir. 150 dakika bu arada en az demiştik. Bu 200 dakika da olur, 250 de olur. Ama tutup da siz o gün 2,5-3 saat sporlara falan gerek yok. Yani zaten çok aşırı spor yapmak da vücudu strese sokabiliyor. Biz dengeli bir spor peşindeyiz. Sağlıklı bir şekilde fabrika ayarlarımızda olan spora göre bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte burada mesela 150 dakikayı dağıtalım haftaya. Günde yarım saat, 45 dakika, 1 saat maksimum 1,5 saat bile yeter. İsterseniz bana bunu peşine ödeyin 2-3 günde. İsterseniz bir haftaya dağıtın bu süreyi. Ama lütfen 150 dakikanın altına düşmeyin ve bunu rutin haline getirin. Bu şekilde yaptığınızda açıkçası hareket hayatınızın bir parçası olabilir. Biz bu arada hocam sizin eve de bayağı güzel bir köşe kurduk. Neler var evde? Evet evet, bizim cheater'ımız falan var. Ters dönüş şeylerimiz, aletlerimiz falan. Onu ben çok sevdim bu arada. Evet. Bu baş aşağı döndürme aleti. Bol bol lastiğimiz, topumuz, bilmem nelerimiz mevcut. Ama işte o dediğin yani 150 dakikayı çok ihmal etmişiz. Ben şimdi onu anlıyorum. Ben ara ara gaza gelenlerdenim. Çünkü şöyle de bir şey var, hani sıklıkla anlatınca kendine de hatırlatıyorsun. Ben burada bu vesileyle bir daha hatırlatayım izleyenlere. Mesela hafif depresif ruh halleriyle orta derece depresyonun yeryüzündeki en iyi tedavisi 2 güne 1 saatlik yürüyüş mesela. Hı hı. Yani biraz hafif nabzını hızlandıracak bir egzersiz rutin oluyorsa 2 hafta içerisinde hepsi temizleniyor. Hı hı. İnsülin direnci, işte o şeker hastalığına götüren kısım, metabolik sendromlar, hepsinin en temel tedavi tarzı, bugün girin herhangi bir tıbbi sitede de, hı hı, ilaç kullanmadan önce günlük egzersizleri yapıyor musun check listesi var. Evet. Yani bütün, daha da önemlisi, yani benim açımdan en önemlisi, yazacağız mesela değil mi, okuyacağız, anlayacağız. Kafa, hı hı, çalışmasına çok fazla etkili. Hı hı. Hakikaten uzun süre oturduğunda mesela 8 saatte cepten çok güzel yiyorsun, bir şeyler anlatıyorsun, düşünüyorsun ama yeni bir fikir aklına gelmiyor. Kafa tamamen hani beton gibi oluyor. Dolayısıyla kalkıp bir yürümek beyni ayılttı ve uyandırdığı için de çok çok önemli. Özellikle de 50 yaşlardan 60'lı yaşlardan sonra yaşlığa bağlı beyin küçülmesini de çok ciddi azaltıyor, hı-hı, hareket etmek. Yani o yüzden söylediğin çok önemli. Ben bunu tekrar kendime de mesaj alıyorum. Herkese de mesaj olarak iletelim. Hareket özellikle şehirli insan için zoraki olarak ayrılmaz bir parça yapılmalı, evet, hayatta. O kısım çok mühim. Ve en önemli aslında koruyucu sağlık hamlesi bu benim bildiğim. Hı-hı. İkincisi az yemek tabii. Ben ikisinde de biraz notlar düşük ama. Hocam burada o zaman bizim fabrika ayarlarına bağlayalım konuyu. Şimdi ben hareket kürsüsünün sorumlusu olarak tabii hareketi anlattım sizlere ama şimdi bizim diğer maddelerimizden az, aralıklı ve çeşitli beslenmemiz var. Şimdi siz haftalık bu egzersiz rutininizi bizim diğer yine fabrika ayarlarımızdan birisi olan beslenme ile birleştirdiğinizde kuşun iki kanadı var, iki kanadıyla uçar. Aynen. Çok güzel hedefine gidebiliyorsunuz. Tek kanatla uçamıyor kuş. Bir bakıyorsunuz çok güzel egzersiz yapıyor, her şeye uyuyor ama beslenmeye dikkat etmediği için ya diyor işte yine forma giremedik, edemedik falan. Zaten o da onu körelti biliyor musun? Beslenmeyi çöktürdü mü ise yatasın geliyor sürekli. Evet. Yani vücuda hazmı zor gelen bir şeyler zaten enerjiyi o tarafa tüketiyor. Hı-hı. Dolayısıyla yani biraz oraya ihtimam, burayı da ihtimamı getiriyor. Harekete ihtimam, beslenmede gaza getiriyor falan. Evet. Böyle karşılıklı bir döngüsü var. Yani dediğin gibi bunları beraber, hı-hı, kurmak çok önemli. Evet. Zaten ben işte o birinci ifa kitabı, beden kitabında bu ikisini özellikle yan yana aldım ki yani biri olmadan diğeri gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Evet. Bir de hocam devamlılık konusunda bir diğer ifa maddemiz daha o sosyal ilişkiler var ya. Mesela spor yapan çok güzel sosyal gruplar var. Bunlara da dahil olabilir izleyicilerimiz. Mesela bizim orada Caddebostan'da koşu grupları var. Evet. Bunun yanı sıra işte bisiklet kulüpleri var. Step aerobik sınıfları var. İşte İstanbul Belediyesi Spor AŞ'ye geçenlerde, hı, ziyarete gittik. Bayağı orada aktiviteler yapılan, evet, hiç haberim, evet, yoktu. Yani sabahları birçok insan toplanıyormuş, akşamları gerek jogging, hı-hı, yoga, bisiklet, her türlü aktiviteler. Çok güzel var, sosyal gruplar var. Yani, hı-hı, onun dışında zumbası, pilatesi, yogası, baktığınızda fonksiyonel antrenman, fitness uygulamaları. Yani bunlara da dahil olabilirlerse yani 3 tane fabrika ayarını bir araya şimdiden getirmiş olduk. Aynen. Zaten hareket bizi ideal noktaya ulaştırabiliyor. Yeter ki bunu yapabilelim. Bir de uzun ve kaliteli yaşam döngüsü içerisinde mesela bir kişi diyelim ki 75 yıl yaşayacak. O son 5 yıl ağırlı veya işte sıkıntılı geçirmek mi? O son yılları daha zinde ve konforlu geçirmek mi? Ya işte çok severdik, bir anda gitti adam ya falan. Hani sağlık sorunu olmadan. Hani niyetimiz biraz böyle sağlık sorunumuz olmadan. Bu arada 4. ayar da bu üçünün eksikliğinden oluyor zaten stres. Evet, doğru. Dolayısıyla bu üçünü hallet, stresin de zaten otomatik azalıyor. Zaten 5. ayarda neydi? Seni sıkan konfor alanlarından çık, şunun gibi çürüme değil mi yani? Evet.
yapıyorsa zaten bunları yaptığın zaman sen el mecbur sınırlarını hem bedensel hem zihinsel hem alışkanlık sınırlarını zorlamış oluyorsun. Dolayısıyla yani bu şey gibi ya, bu devirde hakikaten hepimizin birbirimize hatırlatması gereken bir şey. Düşün bak, kitabını yazan ben unutabiliyorum bunu yani. Düşün, benim kafam 7-24 bununla meşgul. Ama sizi boş bırakmıyorlar hocam. İşte herkese anlatıyorsun falan. Evet. O işte ya, benim işim çok önemli. Bundan daha önemli bir iş var. Ya arkadaşlar, benim işim bile bundan önemli. Yani ne yaparsan yap, şu beden emanet. Ona hakikaten çok dikkatli bakmak lazım. Sonra geri dönüşü kötü oluyor. Hocam yani. Bir fikir geldi aklıma. Acaba olur mu bilmiyorum. Bu eskiden Yunanistan'da gezgin filozoflar varmış. İşte ormanda gezerken seminer veriyorlarmış. Bizim Anadolu'da da dervişler var. Hani böyle geziyorlarmış köyleri, irşat yapıyorlarmış falan. Ya belki sizin konferansları da böyle yürüyüşlü falan, trekkingli falan. Çok iyi. Doğaların içinde yaparsak vallahi kurtarabiliriz. Arkadaşlar bu şey değil ha. İlk defa vallahi evet, aklına evet. geldi. Çünkü Sinan ben hocam olmak kolay da değil. Ben biliyorum, yanındayım çoğu zaman. Telefon sürekli çalıyor. İşte canlı yayın var, televizyona gel işte falan, boş bırakmıyorlar. Galiba bu işi biz ancak böyle çözebileceğiz hocam. Ne diyelim ona? Mobil muhabbetler. Mobil seminerlerimiz başlıyor deriz. Mobil seminer. Evet, bunu yapalım. Kırda bayırda gezerken. O olabilir. Burada maddeleri... Adamla oturmak bile zihin açıyor ya. Baksana, sadece hareket etmeye gerek yok. Eyvallah hocam. Şimdi stresten de bahsettiniz. Bir çağrışım yaptı bana. Düzenli hareket eden kişilerde biliyorsunuz strese yol açan hormon kortizol hormonu. Kaslarımızı strese soktuğumuzda stres meydana getiren bu hormonu kaslar kullanıyor, tüketiyor. Evet. Ya diyor ki sen strese girme, ben strese girerim diyor. Zaten dikkat edin, ertesi gün böyle tatlı bir ağrı oluyor kaslar. Ya bizi çok yordun falan ne diyorlar. Şey, hatta bazı kişiler spor yaptıktan bir gün sonra ya diyor kaslarım ne kadar ağrımış. Çünkü o anda morfin benzeri bir madde salgılıyor. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Orada kasların onu hissedememesini sağlıyor. Ama aslında bayağı bir stres yaşatıyoruz. O yüzden egzersiz yaptığımız günlerin çok güzel uyuyarak ödüllendirildiğini göreceksiniz. Yeter ki doğru yüklemeyi yapalım. Yani böyle açıyor videoyu, yapıyor 2 saat falan. Ertesi hocam diyor oturamıyorum, kalkamıyorum. O kadar da değil tabii ki. Onu ayarlamak lazım. Her şey dozunda güzel. Dozunda güzel. Valla ben bu 2-3 gündür de bu Sapanca'nın havasıyla da öyle buluyorum ki. Bu arada Feel and Live Hotel diye bir yeni bir mekandayız. Burası hakikaten çok hoş. Vadide böyle akarsuların falan olduğu bir yer. Yani hepsinden öte gerçekten insanın birçok şey yapmaya niyet etmesine en önemli vesile doğa. Mümkün mertebe doğaya dokunmaya gayret edelim, ona yakın olmaya gayret edelim. Yani şehir tamam güzel, işimizi gücümüzü görüyoruz ediyoruz falan filan ama vallahi insanı uzun sürede hasta ediyor, onu söyleyeyim. Arada bir kırlık bayırlık varsa köyünüz ne olur ihmal etmeyin, oralara takılmak lazım. Vallahi güzel evet. Muhabbet oldu. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Devam edelim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.